Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul'da modelcilerle beraberiz. Sekizincisi düzenlenen ölçekli modelcilik yarışmasında uçaklardan helikopterlere, diorama canlandırmalardan, sivil araçlara, tanklara, çeşitli gemilere, hatta denizaltılara kadar 400'ün üzerinde model bugün buralarda sergileniyor. İsterseniz şöyle bir dolaşalım, bakalım neler var. Bu arada tabii kendi yaptığım 3 büst var, onları da size göstereceğim. Hadi birlikte dolaşıyoruz. Ölçek olarak 1.32 F-16'lara birlikte bakıyoruz. Gerçekten her türlü detay üzerinde bombalarıyla, füzeleriyle var. Yan tarafta da 192. filo için özel kaplan boyamaya sahip F-16'yı görüyoruz. Hemen başında da T-33. T-33 uçağı aslında Türk Hava Kuvvetleri'nin 1952'de hizmete giren ilk jet uçağı. Biraz arkasında ise F-4 uçağının C modeli, hemen arkasında da B modeli. Donanma, daha doğrusu deniz piyadeleri için hazırlanmış modeli. Burada Su-25 var. Arkasında 3 tane F-14 büyük ölçekli modeller olarak yerlerini almış. Şöyle bir baktık, buralara doğru baktık. Uçaklara devam ediyoruz. CN-235 Türk Hava Kuvvetleri'nin hafif nakliye uçağı, yanında yenini aldığı C-47. Şöyle uçaklara bakıyoruz. B-52 bombardıman uçağı. Ve şurada da hemen 737 uçağından, yolcu uçağından geliştirilmiş Türk Hava Kuvvetleri'nin Barış Kartalı uçağı. Gövde olarak 737'nin 700 serisi, kanatları 800 ve tepede kocaman Northrop Grumman'ın geliştirdiği özel radarı görüyoruz. Gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'nin 4 adetle önemli bir uçağı. Tabi arada tarihsel uçaklar da var. Dornier F-28 var. Burada da 2. Dünya Savaşı'nın önemli uçağı B-25. Uçaklar üzerinde hazırlanan detaylar çok önemli. Örneğin burada bir 2. Dünya Savaşı uçağı. Kanatlarının üzerindeki paneller açılmış, hidrolik pompalar, kablolar, hepsi birer el işçiliği ve bu el işçiliği arttıkça da bunlar da tabii ki doğru bir şekilde modele uygulandıktan sonra modelin yarışmalarda özellikle derece almaya başlıyor, önem arz ediyor. Gerçekten bu tür modelleri yapmak hobicilik açısından çok önemli. El işçiliğini geliştiriyor. Bir taraftan insanları araştırmaya yöneltiyor burada Türk Yıldızları uçağı. Ve havacılık tarihinin, kültürünün gelişmesi açısından çok çok önemli bir durum sağlıyor. Onu da belirtmemizde fayda var. Sizlere uçakları anlattım ama bir de figürler var. Figürler farklı ölçeklerle hazırlanmış. Tarihi veya günümüz askerlerinin, tarihi karakterlerin veya bu wargaming olarak adlandırılan çeşitli oyun figürleri burada var. Ben de yarışmaya büst kategorisinde katıldım. Büstleri de burada göreceksiniz. Tabii çok değerli sanatçı arkadaşlar var. Şu öndeki Selahattin Eyyubi. Hemen arkasında bir astronot Yuri Gagarin'in büstü var. Onun arkasında da Alman U-Boot kaptanı figürü. Bu üç figür benim tarafından yapıldı. Tabii bu ustaların arasında benimkiler çok mükemmel durmuyor ama gerçekten çok usta modelcilerin burada figürlerin olduğunu belirtmemde fayda var. Genç kardeşlerimiz model yaptığı zaman ne katıyorlar hayatlarına? Şimdi bu işe sadece hobi olarak bakmamak lazım. Çünkü statik modelciliğin içerisinde çok farklı unsurlar barındırıyor. İşte çocuklarımızın kişisel gelişimlerine yardımcı olacak, hayat görüşlerini farklı yönde geliştirecek, işte ne bileyim tarih bilgisi, gözlem, araştırma, el becerisi, bunun gibi birçok aktiviteyi içerdiği için modelcilikten daha öte bir şey olarak bakmak lazım bu işe. Biz bunları geçmiş dönemde yaşadık. Yaşadıklarımızı da çocuklarımıza aşılayarak bizden sonra da bu hobinin bu şekilde devam etmesini, hem ülke sanayini, savunma sanayine de katkı olabileceğini düşündüğümüz bir hobi. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Onun dışında gençler için de elimizden gelmeye bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Hatta bu sene ilk defa çocuklar için bir etkinlik düzenledik. Çok da güzel geçti. Çocuklar da çok meraklı. Etkinlikten sonra tabii önümüzde bir tatil dönemi var çocuklar için. O tatil dönemi geçtikten sonra okulların açıldığı dönemde, sonbaharda bu etkinliği Kadıköy'deki dernek merkezimizde de devam ettiririz. Tabii ki dioramalar
içeride Spat füzesi taşıyan bir kamyon var. Arkada bir zırhlı personel taşıyıcıyı çeken özel bir trailer. Çeşitli tank diyorum ama bunların ölçekleri sanıyorum 1.72, evet 1.72. Şurada da hemen bir rider'i görüyoruz. Etrafındaki detaylar gerçekten yüksek el işçiliği gerektiren birer model çalışmaları. Birçok insanınızı tabii burada merakla takip ediyor. İsterseniz şöyle gemi tarafına da birlikte geçelim. Gemi deyince çıkartma gemileri, uçak gemileri, 2. Dünya Savaşı'nın gemileri, hovercraft'lar, epey farklı modeli var. Burada da tabii ki sivil bir kruz gemileri, eski yelkenli gemiler. Gerçekten gemileri de yapmak hiç kolay olmadığını belirtmemde fayda var. Çok ince parçaları, antenleri ne kadar detaylandırırsanız o kadar iyi hale geliyor. Hemen arkada bir denizaltıları vapuru, Fenerbahçe vapuru olmuş ve burada da farklı farklı denizaltıları birlikte görüyoruz. Peki senin havacılık hobin nasıl başladı? Model yaparak mı başladı? Evet, model yaparak başladı. 7 yaşında annemin aldığı 1.72 ölçek Matchbox marka Messerschmitt 109 E4 Trop maketini yaparak başladı. 7. yaş günümdü. Hala hatırlıyorum. Ubuyla yapıştırmıştım. Ya asla yapılmaması gereken bir şey. Ve onu uçurarak yemek almaya gittiğimizi hatırlıyorum. Ve o maket seni bugünkü profesyonel olarak havacılık kariyerine aslında bir başlangıcı oldu. Kesinlikle. Bizim zamanımızda kredili sistem başlamıştı ve ben yabancı dilleri seçmiştim. Fakat havacılık içimde büyük bir aşktı. Bunu nasıl yönetebilirim diye düşünürken önce hava yollarında yarı zamanlı kabin memuru olarak işe başladım. Ayağım yerden kesiliyordu çünkü. Bulutların üzerindeydim. Sonra amatör olarak özel pilot lisansı, hususi pilot lisansı alarak hobi amaçlı amatörce uçmayı düşündüm. Ve bir abim sayesinde buna adım attım. O günü de hatırlıyorum. Sayın Tolga Özbek'le beraber ve öğretmen Orhan Köse'yle beraber Cessna 172 uçuşu yapmıştık. Ve ondan sonra amatör pilot lisansı almak için eğitime başlamaya karar verdim. Sonrasında maketçiliğin getirdiği o merak, kitap okuma, uçaklar hakkında her türlü teknik, olabilecek her türlü teknik bilgiyi öğrenerek bilgilerimi geliştirdim. Pilot olmak için yürüdüğüm yolda, eğitim hayatında bana yardımcı oldu. Ve maket sayesinde de şimdi profesyonel olarak havacılıkla ilgileniyorum. Çeşitli kara araçları ve örneğin Phalanx MK5, MK15 olarak adlandırılan atış sistemleri de. Gemi toplarının burada modelleri var. Gerçekten kara araçları, özel nükleer füzeler taşıyan araçların burada modelleri mevcut. Keza kara kuvvetlerinde kullanılmış M47 Platon tankının bir diorama haline getirilmiş bir zemin hava içine konmuş durumda. Bir de tabii modelcilikte what if, yani bu olsaydı ne olurdu gibi bir yaklaşım var. Burada da bir Su-30 MK kitini görüyorsunuz. Türk kokardı, Türk bayraklı. Gerçekte tabii böyle bir uçak yok ama modelciniz hayalini what if olarak adlandırılan bölümde bu şekilde hayata getirmiş. Hatırlayacaksınız, Nuri Demir Ağa NUD-40'ın da modeli var burada. Bununla ilgili bir video hazırlamıştık. Gerçekten çift motorlu, çift kuyruklu bir model. Keza Vadif'te de çok güzel, farklı farklı modeller yarışmada yerini almış. Bunlar da özel bir kategori olduğunu belirtmemde fayda var. Şimdi tabii dolaşırken bir sürü profesyonel insan var. Başka başka mesleklerden ama siz bir sanatçı olarak bir de gördüğümüz F100 ile F84G'yi yaptınız. Biraz sizin ağzınızdan duyalım mı? Nasıl modelcilik ne zaman başladı sizde? Küçük yaşta başladı diyebilirim. Neredeyse 50 senedir model yapıyorum ama ilk defa yarışmaya katılıyorum. Yani genç bir çocuk gibi heyecanlanıyorum açıkçası. Büyük bir heyecan duyuyorum. Tabii sizin hayatınıza boyalar bir çok evet, önemli bir parça ama. Evet, hep bir insanlara bir şey beğendirmekle uğraştım. Çünkü hayatım boyunca resim romanları olsun, film atışları olsun.
Bu da yani maketi yapmamın sebebi hobi olarak, yani kimseye bir şey yapmadan alıp kendimi köşeye koymaktı. Ama arkadaşlarım sağ olsun, sizler sağ olun, desteklerinizle ben de genç bir arkadaş gibi bu heyecanı yaşıyorum. En çok hangi dönem uçaklarına ilginiz var? 50'ler. 1950. Neden 1950'ler? Hepsi Cadillac, Chevrolet, Bel Air. Havacılığın ilk jetlerin gerçekten... F-86'lar, F-84'ler, ne diyeyim ya, Phantom'lara kadar ki bir süreç. Oğlunuz da burada. Evet, güzel oğlum. Merak var mı maketçiliğe? Var abi, var. Var, yapıyor musun? Babam ara yardım ediyorum. Tamam, o birinci adımı, ondan sonra. Ondan sonra. Ondan sonra bakacağız artık inşallah. Kendisi arabacıdır. İyi. Bir uçakçıysa bir de model olarak arabacı lazım yani. Aynen. Çok çok teşekkürler, kolay gelsin sizlere. İyi ki varsınız. Sağ ol. Benim çok uzun süredir dostum, planörden devre arkadaşım, bir diş hekimiyle sizi tanıştıracağız. Bir isminizi alalım. Mehmet Özel. Mehmet'i hatırlayacaksınız. Türk Yıldızları'yla evinde sağ olsun bizi ağırlayıp. İşte o benim. O evet. Modellerini bir görelim. Neler yaptın yarışmaya? Kongo filo yaptım. F-16C. Sufa yaptım İsrail. Bir tane de Amerikan F-18D yaptım. Bunda biraz daha fazla eskitme var diğerlerinde. Daha az. Bu biraz çölde uçtuğu için daha çok çöl kamuflajı var gibi. Modelcilik senin hayatına ne katıyor? Çünkü diş hekimi olarak minicik bir yerde çalışıyorsun. Modelciliğin de çok farkı yok aslında. Modelcilik daha çok diş hekimine katıyor desek. Yok ya, ikisi de birbirini destekliyor gerçekten. Ama modelcilik benim tutkum. Onu yaptıkça mutlu oluyorum. Bu yarışma, bu sergi de çok faydalı. Burada birçok şey öğreniyorum başka arkadaşlarımdan. Aynı maket yapan başka arkadaşlarımdan öğreniyorum ve bir sonraki maketim daha iyi oluyor. Her seferin daha iyi oluyor. Bu tür organizasyonlara bayılıyorum. Şey gibi, temaşa gibi. Çok hoşuma gidiyor. Burada olmaktan da çok mutluyum. Burada olayım diye mesela bir kamp gezisini iptal ettim. Boş ver, uçaklar her zaman daha iyi. Boş ver. Geçen gece mesela hiç uyumadım maket yetiştireceğim diye. Son gece bir tane daha yetiştirmek için uykusuz kalacaktım. Baktım yanlış işler yapıyorum, bıraktım. 5 tane maket getirdim. Getirdiğim için aslında bir yarışma da aynı zamanda, ama sadece getirdiğim için bence yarışmayı ben kazandım. Ağzına sağlık, haberleşmek üzere. Modelciler açısından Tarık çok önemli bizler için. Dekaller hazırlıyor ama yeni bir atılım var. 1.32 ölçek F4 çıkartıyorsunuz. Biraz önce test baskılarına baktım. Tarık, biraz bilgi alalım. Ne zaman çıkacak maket? Teşekkür ederim önce ilgili bilgi için Tolga abi. Şöyle, F4 bütün dünyada kullanılan çok önemli bir platform. Birçok ülke kullanmış ve ilk başlangıç modeli F4B aslında. Önce ilk versiyon, varyasyon yapıldı ama servise giren ilk versiyon B, Vietnam Savaşı'nda ve bazı şeylerde, görevlerde çok kullanıldı. Dolayısıyla biz de bunu tercih ettik. F4B'den çıkalım. F4 platformunun tamamını yapmaya çalışacağız. Gücümüz yettiğince bunu üretmeye çalışacağız. İlk ürünümüz F4B olacak. 1.32. Yaklaşık 4 yıl önce başladık. 3 defa çizim yapıldı. Atıldı çöpe. Tekrar 4.sü yapıldı. Daha doğrusunu, daha iyisini elde etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Gerek çizimler olsun, gerek bilgi, deneyim, Ar-Ge çalışması ve üretim çalışmalarının tamamı Türkiye'de, ülkemizde gerçekleştirilecek. Bu konuda özel bir gayret sarf etmekteyiz. Kaç parça olacak? Biraz detay alalım mı? Bu bayağı büyük bir kit. 500 parçanın üzerinde olmasını bekliyoruz. Çünkü evet, büyük bir kit. Kit ne kadar büyürse detaylar da büyümek zorunda. Dolayısıyla öyle bir büyüklükte detayları saklamak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Veya modelcinin yapmasını beklemek bence bencillik olacaktır. Dolayısıyla verebildiğimiz kadar detaya girmeye çalışıyoruz. Bu da parça sayısını maalesef ki arttırıyor. Aslında çok istenen bir şey değil. Bazen sıkılabiliyor insanlar ama biz öyle bir yapım şeyi kurduk ki mantığı ve şeyi. Yıllardır tabii model yapmanın getirmiş
olduğu bir bilgi birikimi de var. En kolay şekilde nasıl birleştirebiliriz, en doğru şekilde nasıl değerlendirebiliriz, bunun üzerinde çalışarak parça sayımız çok olsa da çok kolay yapılabilecek bir kit elde etmeye çalışıyoruz. Yarışmanın önemli konularından biri de 100. yıl sergisi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve burada çeşitli böyle hem diyoramalar hem Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar sergileniyor. İşte F-16'ları görüyorsunuz burada. Ve tabii ki burada Yavuz Zırhlısı gerçekten Türk bahriyecilik tarihinin çok çok önemli gemilerinden bir tanesi. Şöyle Yavuz'u da görelim. Gerçekten önemli. Aynı şekilde F-100, F-84G sahil güvenlik için hazırlanmış. Geminin tam tipini bilmiyorum burada. F-4'ler, Solo Türk F-16'yı görüyoruz. 192 filonun özel boyaması Tiger Meat için. Hemen arkasında da tabii ki Özgür projesi Türkiye tarafından modernize edilen Block 30'lar özel dijital boyamasıyla. Şöyle gerçekten her taraf F-16'lar, F-4 uçakları, Block 50 Plus'lar görüyorsunuz üzerinde yakıt tankları mevcut. F-5, F-104, yine bir F-4, çeşitli Türk kara kuvvetlerine ait tanklar, tankları görüyoruz burada. Tarihi tankların yanı sıra epey bir detaylı halde buraya konulmuş durumda. Ve tabii ki silahlı kuvvetlerle ilgili dioramalar da var. Burada bir top dioraması. Bir Türk Hava Yolları uçağı, A-219. Şöyle geriye doğru dönüyoruz. Ölçek biraz daha küçülüyor burada. Ve 100. yıl modelcilik kulübü bu 100. yılla ilgili modellerle ilgili önümüzdeki 29 Ekim'de çıkartılacak bir kitap hazırlayacak. Ve bu kitapta bu modeller yer alacak.